Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte buyurduğu üzere sizin en hayırlınız ya hayır konuşan ya da susandır. Yani hadis-i şerifte ne geçiyor? Ya hayır konuşun ya susun. Maalesef şu memlekette boş konuşan, lüzumsuz konuşan o kadar çok insan var ki sadece konuşmak için konuşan İnsanların bolca olduğu bir memlekette yaşıyoruz. Yani maalesef bir kesim var. Bu kesim özellikle sırf iftira, yalan, dedikodu üzerine kendilerine öyle bir bunu yerleştirmişler ki hayatları yalan olmuş. Hayatları iftira olmuş. Hayatları insanların hayatını karartmaya adamışlar. Şimdi kıymetli kardeşlerimiz, malumun üzere bu ülkede bir Diyanet İşleri var. Diyanet İşleri'nin başında da Ali Erbaş var. Ali Erbaş'la alakalı bugüne kadar çok video yaptık. Ali Erbaş'ın söyledikleriyle alakalı, Ali Erbaş'ın konuştuklarıyla alakalı çok video yaptık. Diyanet'in hutbelerini eleştirdik mi? Eleştirdik. Diyanet'in yanlışlarını söyledik mi? Söyledik. Diyanet niye bunu böyle böyle yapıyor mu? Niye bu yanlışları yapıyor diye söyledik mi? Söyledik. Hak neyse her zaman onu yerine oturtturduk. Lafımızı söyledik. Kimseden esirgemiyoruz. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bugün Twitter'da Ali Erbaş diye bir başlık patladı. Ali Erbaş diye. İçeriye girdim dedim. Acaba dedim Allah Allah dedim. Ali Erbaş acaba yine ne yaptı? Yine zaten biliyorsunuz Twitter'a düştüğü zaman ya kılıçla hutbeye çıktığını laf yaparlar ya da herhangi bir alimi bir büyük insanı ziyaret ettiği zaman ona laf yaparlar. Ve Ali Erbaş'ın Arapça bilmemesi ile alakalı Twitter'da bir gündem oluşmuş. Neymiş efendim? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Arapça bilmiyor. Sen nasıl olur da Arapça bilmezsin bir de Diyanet İşleri Başkanısın diye aynı bu şekilde başlıklar var. Peki paylaşanlar kim? Solcular, sol kesim, ateistler, dinsizler, gavurlar, zındıklar. Bak, nerede ipsizi sapsızı İslam'la uzaktan yakından alakası olmayan adam varsa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Arapça bilmemesiyle alakalı onu linç ediyorlar. Peki, bilmesi lazım mı? Bilmesi lazım. Ali Erbaş'ın Arapçayı sular seller gibi konuşması lazım. Bunu söylüyoruz. Bu ayrı bir şey. İlla ki bilecek. Peki, kıymetli kardeşlerim, Ali Erbaş'a Arapça bilmiyor musun? Arapça niye bilmiyorsun? Bilmem ne rezil oldu, işte konuşamadı, kekeme kaldı diye. Konuşanlara baktığın zaman sayfalarına hepsi ne? Arap düşmanı. Hepsi ne? Arapça düşmanı. Ya oğlum, siz daha düne kadar Arap görmek istemiyoruz, Arapça duymak istemiyoruz. Bu ne kardeşim Arapça, Arap, Arapça, Arap diyen değil misiniz? Sizin sevinmeniz lazım. Evet. Diyanet İşleri Başkanı'nın Arapça bilmemesine sevinmeniz lazım. Siz demiyor musunuz ki ezan Türkçe okunsun? Siz demiyor musunuz ki namaz Türkçe kılınsın? Siz demiyor musunuz ki ibadetler Türkçe yapılsın? Bak adam da bilmiyor Arapça. Sevineceğiniz siz münafıksınız. Gerçekten münafıksınız. Sizin derdiniz ne Arap ne Arapça. Sizin derdiniz İslam. Gerçekten İslam. Sizin derdiniz ehli sünnet hocalar. Sizin derdiniz İslam'a gönül verenler. Arapçaya bu kadar düşman ol. Araplara bu kadar düşman ol. Arapça bilmeyen ha? Sen nasıl Arapça bilmiyorsun? Ulan senin sevinmen lazım. Elhamdülillah demen lazım tabiri caizse. Laik cumhuriyet bir ülkedeyiz. Diyanet İşleri Başkanı nasıl Arapça konuşur dersin. Bak vallahi de billahi de tallahi de. Bak Allah'ın adına yemin ettim. Kur'an burada. Yemin ederim. Eğer Ali Erbaş o videoda
sular seller gibi Arapça konuşsaydı, sen Diyanet İşleri Başkanısın, sen nasıl Arapça konuşursun, Türkçeyi böyle konuşamıyorsun, işte şöyle, işte böyle yapmazlar mıydı? Alasını yaparlardı. Münafıksınız. Sizde onur yok, haysiyet yok. Derdiniz İslam, derdiniz Ali Erbaş değil. Bir daha söylüyorum. Arapça ve Araplara bu kadar düşman olanlar niye Arap sevdalısı, niye Arapça sevdalısı oldunuz? Gördün mü Ali Erbaş rezil oldu, Arapça konuşamadı. Far görmüş tavşan gibi kaldı. Yorumlara falan baktım, videoların hepsine baktım. Paylaşanlar kim? Şahsımla alakalı ya da ehli sünnet bir hoca ile alakalı bir linç, bir yalan, bir iftira kampanyası olduğu zaman en önde paylaşanlar. İslam düşmanları. Allah düşmanları, peygamber düşmanları. Hey gidi. Derdiniz ne? Ali Erbaş. Dert Ali Erbaş değil. Dert İslam. Dert Arapça değil. Dert İslam. Ha, söyledik. Dünyanın en iyi dillerinden 3. 4. sırada Arapça seçilmiş. Yorumlara bakıyorsun. Vay nasıl Arapça olur? Vay Arapça şöyle. Araplar böyle. Arap görmek istemiyorum. Arap duymak istemiyorum. Arapça duymak istemiyorum. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bu düşmanlık. İngilizceye karşı böyle bir düşmanlık yapabiliyor musun? He? Yok. İngilizce diyor kardeşim diyor. Ya o da yabancı değil. Senin derdin ne? Senin derdin İslam. Senin derdin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Senin derdin Allah Celle Celaluhu'nun düşmanlığı. Sen bu dine düşmansın. Sen diyorsun ki bırakın rahat rahat yaşayalım, bırakın soyunalım, bırakın içelim. Zaten soyunuyorsunuz, zaten içiyorsunuz. Zaten ne haliniz varsa yiyorsunuz. Beni konuşturmayın. Ama Allah için bak, Allah için. Gerçi Allah'ın adına sizin çok bir şey yok da. Yani artık sevdiğiniz, taptığınız şey neyse onun adına size yalvarıyorum. İslam'dan uzak durun. Ne olur. Rica ediyorum. İslam'dan uzak durun. O leş, o pis ellerinizi İslam'dan çekin. Defolun gidin. Vatikan'daki papazı seversiniz, camideki imamı sevmezsiniz. Kilisedeki rahibeye bayılırsınız ama bir çarşaflı gördüğün zaman küfür edersiniz. Papazın sakalını seversiniz, ehli sünnet hocanın sakalına söversiniz. Şu İslam'dan pis ellerinizi çekin, defolun gidin. Vatikan sizleri bekliyor. Papazlar, keşişler, kardinaller sizi bekliyor. Kiliseler, katedraller sizi bekliyor. Gidin artık. Gerçekten. Sizi böyle kucaklamaya hazır çok papaz var. Ama şu Müslümandan el çekin. Ya bir karışmayın ya. Bir susun ya. Derdiniz gerçekten provokasyon. Derdiniz İslam. Rabbim Celle Celaluhu sizin gibi pislikleri İslam'dan uzak eylesin. Rabbim Celle Celaluhu sizleri bizden uzak eylesin. Amin. Ali Erbaş'ı Allah için seviyoruz. Allah için destekliyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.